Küreselleşen dünyada önemli bir rolü olan denizler, özellikle turizm endüstrisi için temel bir faktör ve dünya ülkeleri için bir cazibe merkezi olmuştur. Türkiye bulunduğu jeostratejik konumu nedeniyle denizcilik alanında dünyanın cazibe merkezlerinden birisi olarak yer almaktadır. Diğer ekonomik alanlarda olduğu gibi turizm alanında da denizi kullanmadaki gelişmelerimiz uluslararası pazarlarda Türkiye'nin önemini ve çekiciliğini arttırmaktadır. Türkiye sahip olduğu doğası, iklimi ve coğrafyasıyla yat turizmi ve marinacılıkta hızlı bir gelişme göstermekte ve dünyada hak ettiği yeri almaya ilişkin ciddi adımlar atmaktadır. Marina sektörü altyapı maliyeti yüksek olan yatlara hitap eder. Yatların gerek hacim gerekse boy olarak kısıtlı imkan sunması, marinalara bağlanan yatlara çok çeşitli hizmetlerin sunulmasını kaçınılmaz hale getirir. Elektrikten suya, güvenlikten çarşı pazar alışverişine uzanan değişik hizmetlerin tıpkı şehirlerde kentliğe verildiği şekilde marinalarda da sağlanması zorunluluk olmuştur. Dolayısıyla marinalar bu bağlamda düşünceleri farklı ama hizmete odaklanmış özel eğitimli işletmecilerin elinde gelişen ve rekabet gücü kazanan ulaştırma altyapısı şekline dönüşmüştür. Bu özelliği de marinalarda eğitimli, işletme yeteneği kazanmış personelin istihdamını gerektirmektedir. Ülkemizde birçok şehirde marina işletmesinin hizmete açıldığı bilinmektedir. İstanbul Ataköy, Kalamış ve Pendik Marina buna bir örnektir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planları arasında tekne parkları öncelikli olarak tekne yat ve deniz taşıtlarının yoğun olarak bulunduğu Tarabya ve İstinye'de hayata geçirileceği yer almaktadır. Aynı planda tekne parklarının kademeli olarak Paşabahçe, Sarıyer, Büyükdere, Beykoz, Kanlıca, Çubuklu, Göksu, Beşiktaş, Bebek ve Arnavutköy'de yapılacağı, ayrıca Pendik'ten sonra Tuzla'da da büyük bir marinanın inşasına başlanacağı bilinmektedir. Deniz bitti dememek için yine denizlere açılma vakti. Her programda olduğu gibi bu programda da denizi kirletenleri ve denizi yaşatanları, denize yatırım yapanları konuk ediyoruz. Ve bu kez marinalara demir atıyoruz. Konuklarıma hoş geldiniz demek isterim. Sayın Ulvi Süvarioğlu, Dati Yatırım Holding AŞ Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı, Holding Genel Müdürü ve aynı zamanda Deniz Ticaret Odası Marina Meslek Komitesi üyesi. Sayın Mehmet Çevik, İspark AŞ Genel Müdürü. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Şimdi üç tarafımız denizlerle çevrili. Bir iç denizimiz var ama sanıyorum biz marina fakiriyiz. Yanılıyor muyum? Benden başlıyor herhalde. Buyurun. denizlerle üç tarafı çevrili sloganı, işte denizci millet, denizci ülke sloganları ülkemizde uzun dönemlerden beri, hatta çocukluğumuzdan beri duyduğumuz sloganlar. Ama bunları rakamlara vurduğumuz zaman, ki rakamlarla çok bu programda insanları da boğmak istemiyorum. Henüz denizciliğimizin, marinacılığımızın ve bu anlamla denizlerle iletişimimizin de dünya standartlarına göre tatminkar bir noktada olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama son yıllarda da hem yatırım anlamında hem de denizlerle ilgili bilinçlenme anlamında da epey bir mesafe kat ettik. Birkaç rakam verebilirim. Fransa'da 227 bin. Kapasiteleri ölçtüğümüzde İtalya'da 128 bin, İspanya'da 109 bin, Türkiye'de 15 bin. Sanıyorum marina fakiri olduğumuz anlaşılıyor burada. Nereden kaynaklanıyor? Niye bu kadar geciktik? Ülkemizde çünkü uzun yıllar marinaların asıl müşterisi konumunda olan yatçılık, yat turizmi ve yat endüstrisiyle ilgili bir defa algılama farklılığı vardı. Yani yat sahibi olabilmek ve yatçılıkla ilgilenmek çok lüks bir konumda değerlendiriliyordu. Tabii ki yatçılık ve içinde marinacılık esasında kendine has bir yaşam tarzı gerektiren bir husus. Ve 10-12 metre boyundaki teknelerde dahi sahip olanlara yıllarca Türkiye'de teknesi var,
ne kadar zengin, ne kadar lüks muamelesi yapıldığı için ve bizim ülkemizde de biraz geleneksel olarak da bu tür zenginlikleri göstermekten kaçınma da var. Bunun etkisi. Yine servet dağılımının çok son yıllara kadar belli seviyelere yükselmemiş olması yatçılığı tabii ki gelişmesini engelledi. Bununla birlikte de aynı zamanda da denizcilik sektöründe ve denizcilik tarafında eğitim sıkıntımız da vardı. Ki son yıllarda özellikle Deniz Sarısı kanalıyla biliyorsunuz şimdi yeni sadece denizciliğe mahsus üniversitelerde yapılmaya başlandı. Bu eğitim, bilinçsizlik ve Türkiye'de bu tür servete karşı olan biraz da yanlış algılama yatçılığın önünde bir engeldi. Çünkü her şeyden evvel bir konuya girebilmek için sermaye kadar ve işin ticari boyutu kadar o işi algılamak, psikolojik olarak hazır olmak ve bu işin de bir yaşam tarzı olduğunu kabul etmek lazım. Bu bilinç ülkemizde son yıllarda gelişti. Ben inanıyorum ki şu andaki marinacılığın gelişim hızına ve Türk girişimcisinin çevremizdeki değişen coğrafyayla birlikte ve dünyadaki değişen ekonomik koşullarla birlikte yeni girişim alanı olarak önümüzde duruyor marinacılık. Örneğin Türkiye'deki belirli gruplar yurt dışındaki marinaları dahi şu anda biliyorsunuz ortak olabildiler, satın alabildiler ve buraların işletmeciliğine talipler. Ve başarılı olduğumuz bir alanda genelde turizm ve hizmetler sektörü Türkiye'de dünya ile kıyasladığımızda övüş duyabileceğimiz kadar nitelikli insanı olan ve hizmet açısından da gittikçe büyüyen bir sektör. Marinacılıkta bu gelişimin ister istemez gösterecektir. Bu verdiğiniz rakamlar o ülkelerde tabii çok mazisi olan, çok uzun yıllardan beri marinacılığın bir yaşam tarzı olarak yerleştiği ülkeler. Bir emeklinin Avrupa ülkesinde bir yata sahip olarak bununla bir yaşam üslubu geliştirmesi orada çok olağan bir davranışken biz bu gibi konulara ancak yeni yeni girmeye başlıyoruz. Diğer taraftan da üç tarafımızın çevrili olmasıyla birlikte özellikle yabancı yatçıların Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'nin tanıtımı açısından da yeni bir dönemin eşiğindeyiz diye düşünüyorum. Ve ileriye yönelik de çok ciddi gelişmeler bekliyorum. Üç tarafımız denizlerle çevrili dedik. Şimdi İstanbul'dayız, Haliç kıyısındayız, Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz ve buradan yayın yapıyoruz. İzleyicilerimize de duyuralım. Çok güzel bir mekan. O İstanbul'un boğazı var, Marmara girişi var, Karadeniz girişi var. Ve İstanbul'a baktığımda siz Ataköy Marina'yı işletiyorsunuz. Evet, biz Türkiye'nin ilk marinasıyız. İlk marinasınız. Çok uzun bir mazisi var. Çünkü Türkiye'ye baktığımızda marinacılık maziye, büyük bir maziye evet. sahip değil. Nereden nereye geldi? İlk marinacı sizlerdiniz. Evet. Nereden nereye geldik? Bir ölçer misiniz? Yani şimdi biz ilk marinacısız diyoruz. Tarihine baktığımız zaman Ataköy Marina'nın inşaat ve hayata geçme süresi 89'lu yılların sonu 90'lı yılların başı. Yaklaşık 20-22 yıllık bir marina mazisinden bahsediyoruz. Diğer marinalar da onları takip etti. Gerçek anlamda marinadan bahsediyoruz tabii ki. Özellikle Akdeniz ve Ege Havzası'nda marina hüviyetinde olmayıp belki yat bağlama yerleri kapasitesinde ufak tefek yerlerimiz vardı ama ilk marinacının Ataköy Marina'da olduğunu düşünürsek işte mazisi 20-22 yıl. Az evvel söylediğiniz ülkelere baktığımız zaman sanayi devriminin hemen peşinden itibaren hem denizcilik bilincinin ulaşması hem de marinaların kurulmaya başlandığını görüyoruz. Ama marinacılık tabi dışarıdan gözüktüğü gibi de çok kolay bir işte değil. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman marinalara içinde çok lüks teknelerin olduğu, belirli şıklıktaki insanların dolaştığı bir alanlar ve onlar sanki bir algılama ve görünüm olarak da ne kadar keyifli ortamlar olarak gözüküyor. Halbuki bunun altında bir iceberg gibi gerçekten ciddi bir defa uzun yıllar süren yatırım ve yatırım maliyetleri de yüksek olan bir sektördür. Marina yatırımcılığı ve girişimciliği üzerindeki ticari alanlarla birlikte iyi organize edilmediğinde de geri dönüş hızları ve altyapı yatırımları gerçekten pahalı ve ağır olan yatırımlardır. Genelde denizcilik sektöründeki yatırımlar böyledir. Yani tersancılık da bunun gibidir. Ve dünya ticaretinde her zaman denizcilik çok önemli. Hem lojistik anlamında hem parasal anlamda rol oynamakla birlikte bunlar ciddi yatırımlardır ve geri dönüş hızları çok kolay olan yatırımlar değildir. İşte Ataköy Marina'dan örnek verirsek mesela bugün ziyarete gelenler ve bugün bazı ihtiyaçlarımızı karşılayamaz durumdadır. Burada bazı yanlışlar yapılmış gibi görünmektedir. Oysa o yılların bakış açısıyla baktığımız zaman 90'lı yılların başında
İstanbul'da o tür bir marinanın yapılmasını ve bugünlere gelebilmesini öngörenlere dahi bence şimdiden bir vefa duymak ve teşekkür etmek lazım. Çünkü Türkiye'de her şey böyle başlamıştı. Yani ilk yapılan her şeyi eleştirmişizdir. O zamanlar buna Türkiye'de ne gerek olduğunu söylemişizdir. Bugün geldiğimiz noktada marinacılığın gelişimiyle birlikte belki biraz sonra konumuzun bir yerinde de bahsi olabilir. Mehmet Bey de çünkü bu konuda uzman bir arkadaştır. Kruvaziye Denizi dediğimiz ve İstanbul için şu bulunduğumuz mekan ve şehir içinde çok önemli olan bir kolu daha var bu işin. Ama İstanbul'da bile şu anlamda karşı tarafta ikinci marina açıldı biliyorsunuz. Yani Fenerbahçe Kalamış'tan sonra Pendik Marina. Bu tarafta Ataköy'den sonra Çekmece taraflarına doğru yapılan yatırımlar var. Orada yeni açılmış bir marina var. Ama İstanbul'un büyüklüğüne baktığımızda ki pek çok ülkeden hem nüfus olarak hem yüz ölçüm olarak bir yerde çok yetersiz bunlar. Önümüzdeki yıllarda İstanbul'un çok daha bu tür yatırımı kaldırabileceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Hemen Mehmet Bey'e söz verelim. Çünkü Boğaz'da sanıyorum marinalar veya siz daha farklı bir ifade kullanıyorsunuz. Küçük küçük marinalar mı yapmaya başladınız? Hatta bitirmek üzeresiniz bazılarını. Biraz bilgi verir misiniz? Boğaz'da ne tür yat bağlama imkanları olacak? Efendim Ulu Bey, denizciliğin zorlu yanlarını ve mücadelelerini ifade ettiler. Gerçekten bu sıkıntıları çeken İstanbul'umuzun çileli denizle uğraşan gerek iş adamları ve denizin içindeki bu mücadelenin içinde olan kaptanlar olsun, gemi sahipleri olsun, tekne sahipleri olsun, gerçekten bu sıkıntıları aşma noktasında biz de İspark olarak ne yapabiliriz düşündük. Bu konuda hakikaten Sayın Başkanımızın çok büyük bizlere katkısı oldu. Bunları tekne park olarak ifade ediyoruz. Çünkü Boğaz'ın yapı itibariyle marinaya uygun olmadığını kanaat getirildiği için biz tekne park olarak ifade ediyoruz bunları. Şu anda İstinye'de ve Tarabya'da tekne parklarımızı bitirmek üzereyiz. İstinye'de 180 adet tekne parkımız, Tarabya'da da 208 tane tekne parkımız olacak efendim. İki yerde mi? Şu olacak? Anda iki yerde, fakat Boğaz'da 9 noktada yapılanma için çalışmalarımızı, tespit çalışmalarımıza başladık. Tarabya ve İstinye'de ne zaman açılışı olacak, tam tarih verebilir misiniz? Tekne sahipleri belki duymak ister. Evet, Eylül içi gibi diyoruz efendim, inşallah tamamlayacağız. Şimdi 200 civarında sanıyorum, 150 200 civarında tekneler, yatlar oraya park etme imkanı bulabilecekler. Bu geçici park yeri mi olabilecek, yoksa uzun süreli kalabilecekler mi? Şimdi efendim daha önce malum gerek İstinye'de gerek Tarabya'da eskiden tonoz ifadesiyle söyleyebilirim, tonozcuların koymuş olduğu tonozlara tekneleri bağlıyordu insanlar ve çok gelişi güzel bir düzen içindeydi. Biz bunu tekne parklarımızda yüzer pontonların üzerine bağlayarak bir sistem haline getiriyoruz ve Boğaz'ın silüetine de bir katkıda bulunacağız. Diğer 9 nokta veya evet, toplam 9 nokta, onların planlama aşamasına baktığımızda ne zaman devreye girmesi öngörülüyor? Bu uzun süreli bir maraton. Yaklaşık herhalde 7 ay kadar bir süreç bakanlıkları geziyor efendim projelerimiz. Üniversiteden veriler alınıyor. Uzun bir süreci var. Dolayısıyla biz bu iki teknemizden sonraki süreci önümüzdeki yılın ortaları diyebiliriz. Ne tür hizmetler vereceksiniz? Sadece bağlama imkanı, barınma imkanı. Çünkü Boğaz'ın yürüyüş alanı var ve diğer marinalardaki gibi bir imkanları olmayacaktır herhalde. Sadece barınma ve bağlama mı imkanı mı olacak? Şimdi efendim marina mantığıyla zaten teknelerimiz orada bağlanıyor. Aylık olabiliyor.
6 aylık olabiliyor, yıllık, mevsimlik olabiliyor veya günlük de olabiliyor. Yani o hizmeti verebilir durumda olacağız inşallah. Şimdi sohbetimize bir virgül koyuyoruz ve reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Mercimek çorbası yap. Aa, kapat kapat. Bu ne olmuş böyle? Ne olmuş yenge, hayırdır? Kırılmış bu ya. Ya cana geleceğine mala gelsin yenge. Nazım. Japonum gel, hallederim şunu. Dolabı ters takmışsınız. Yenge biz dolabı ters takmadık. Biz nasıl bulduysak öyle koyduk. Bak. Taşın taşın nereye kadar? Türkiye Finans'tan Çilingir Mortgage. Başvurun, artık kendi evinize taşının. Türkiye Finans. Türkiye'nin finansı. Pelin Aslan ve Kahraman Poyrazoğlu'nun sunduğu 24 Sabah programının çarşamba günü konuğu araştırmacı Uğur Atik. Atik, canlı yayında Osmanlı'dan bugüne kahve fincanının hikayesini ve Ramazan sofralarını anlatacak. 24 Sabah, hafta içi her gün 06.30'da 24'te. Mesajları aldık. Sevilen kampanyalara yaz boyunca aynen devam dedik. 1. Sinema kampanyasını tam gaz devam ettiriyoruz. 2. Kahve dünyasında 2 dondurma yiyoruz, 1 ödüyoruz. 3. Lider Caesar Stan pizzaları yine indirimli götürüyoruz. Genç Türksel kafası, pasta avantaj kafası. Genç Türksel, senin benim bizim. Sultanları şimdi Olimpiyat'ın sultanları. Vakıfbank Olimpiyat oyunlarında Filenin sultanlarına başarılar diler. Alf Hero. Mikro ve biyolojik temizlik sağlar. Hero ile çile biter, temizlik başlar. Alf. Innovative Life. Duşta güne erkek gibi başla, gün boyu erkek gibi kok. Arkomen duş jeli. Hanımefendiler kusura bakmasın, sadece erkekler için. Rüzgara şekil verdik. Yeniden. UFO. Gerçek lezzet Burger King'de. İndirim tüm Pepsi kapaklarında. Mesela Big King menü sadece 7.75. Var mı daha iyisi? Burger King.
Üç'teki Rahmi Koç Müzesi'nden gerçekleştirdiğimiz yayın sürüyor ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Boğaz'da o yapılacak tekne parklarda ne tür hizmetler verilecek diye konuşuyorduk. Örneğin atık alacak mısınız? Çevreye ne kadar duyarlı olacaksınız? Başka ne tür hizmetler vereceksiniz? Evet. Efendim bizim karadaki İspark'ın hizmetlerini biliyorsunuz. Aynı şekilde heliportlarda hava hizmetlerine hizmetlerimizi biliyorsunuz. Bu da denizde aynı şekilde örnek olacaktır. Ve bu kirli atıkların, teknelerin sintile denilen atığı sintile, olsun, pis suyu olsun efendim, sahil temizliğini bunu İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ AŞ birlikte İSPARK'la birlikte bu temizliği gerçekleştirecekler. Bunu yap işlet devlet modeliyle mi yaptınız? Hangi modelle, yoksa İSPARK olarak devam mı edecek bu? Efendim İSPARK şu anda kadrosunu kuruyor. Marina işletmeciliği ile ilgili ve eğitimler noktasında da eğitimlere başladık. Elemanlarımıza şu anda denizcilik noktasında eğitim aldırıyoruz efendim. Çevreye ne kadar zarar veriyor? Sonuçta oraya bir yapılanma götürüyorsunuz. Bir dolgu mu yapılıyor? Çünkü çevreciler zaman zaman bu konuda da eleştiri getirebiliyorlar. Evet, evet efendim. Geldi mi böyle eleştiriler size? Şimdi efendim bizim bunu anlatmak istiyorum. Marina anlayışı değil bizimkine efendim. Tekne park. Bunu şöyle ifade edebilirim. Yüzer beton tekniğiyle efendim pontonlar koyuyoruz. Bu pontonların tamamı yüzüyor efendim. Dolayısıyla altından suyun akışıyla ilgili bir sıkıntı yok. Denizin tamamen normal akışına engel olmuyoruz. Ve bir kirlilik kesinlikle olmuyor, olmayacaktır. Ulu Bey, biz yat turizminde çok gerideyiz hala demiştik. Bu konuda özendirmek için Türkiye'de neler yapılmalı? Sizin öngörünüz nedir veya beklentileriniz nedir? Ben bir Mehmet Bey'in kaldığı yerden de biraz Buyurun. Devam etmek istiyorum. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 9 yerde daha, değil mi? Plan ve program yapıldı söylendi. Özellikle son günlerde İstanbul'da yaşadığımız trafik sıkıntısı, hem Ramazan ayına denk gelmesi hem bu sıcaklara denk gelmesi pek çok tepkiyi de beraberinde getirdi. Bazen bu tür sorunlar hayırlı neticeleri de beraberinde getirebiliyor. Çünkü bu tür tepkiler belki bu tür yatırımlara yaklaşım hızımızı da bu tepkilerden dolayı artırmış olabiliriz ki görebildiğim kadarıyla da hem Büyükşehir Belediyesi hem Ulaştırma Bakanlığı acil tedbirler alıyor. İşte denizcilik ve özellikle İstanbul'un konumu bu açıdan o kadar çok şey yapılmaya müsait ki bu 9'un 19, 29, 39 olması ki Mehmet Bey'in söyledikleri bizim şu andaki asıl büyük marinacılığımızın altında tekneme bağlama, bir nevi mobil hareketli tekne giriş çıkışlarının yapıldığı yerler İstanbul için çok önemli. Örneğin şu anda içinde bulunduğumuz yerde dahi bakın şu bulunan yerlere dahi bu gibi şeyler yapıldığında İstanbul'un en fazla ticari ve turistik alanlarından bir yerine çok hızlı ulaşım ve lojistik sağlayabiliriz. Biz kendi zaman zaman toplantılarımıza dahi marinamızdan belli teknelerle 8-10 kişilik gruplarla gittiğimizde çok ciddi zaman tasarrufu sağladığımızı ve toplantılarımıza çok daha verimli gittiğimizi, yorgunluk da almadığımızı çok yakinen biliyoruz. Bir de denizciliğin ve marinacılığın İstanbul'da gelişmesi özellikle yerel yönetiminde katkısıyla birlikte gerçekten ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacaktır. Yaşamda her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyi satın alabiliriz emeğimizle, çalışmamızla ama boşa yitirilen zaman gerçekten herhangi bir değerle ölçülemeyen bir zaman. İstanbul denizciliği ve deniz ulaşımı bu açıdan gerçekten çok önemli. Dilerim ki bu mobil ve küçük teknelerle de birlikte İstanbul'da hem vatandaşların biraz da maliyetler makul seviyeye çekilerek başarıldığında çok ciddi bir trafik ve lojistik sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Buna hepimizin İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olarak maddi manevi de katkıda bulunmamız gerekir. Bu tür yatırımların bir iyiliği daha olacak.
büyük metropoller bütün dünyada olduğu gibi İstanbul'da da özellikle ulaşım noktalarında informal organizasyonların eline geçmiştir. Ve bu tür yatırımlarla birlikte bunlar formalite hale gelen ve devlete aynı zamanda gelir getiren ve bu gelirleri de vatandaşa hizmet olarak geri dönebilecek yatırımlar haline getirmesi de ayrıca hem güvenlik hem de ekonomik açıdan çok doğru bir harekettir. Peki bu teknoparklar sizi etkileyecek mi? Bence tamamen farklı konseptler. Keşke teknepark diye tabir ettiğimiz bu tür hareketli şeylerin mevcut marinaların yakınlarında lojistik olarak bir anlam ifade ediyorsa bunların yakında kurabilmek de bazı avantajlar sağlayabilir. Örneğin bizim bölgemizde ki bizim kiracımızdır İdo iskelesi vardır. Günde 8 ile 12 bin kişi bu iskele kanalıyla havaalanı bölgesindeki ticari alanlara ve havaalanına ulaşım sağlamaktadır. Ama üzülerek görüyorum ki biz kendi tesisimizde, çünkü biz orada büyük bir turizm kompleksiyiz. Otellerimiz, alışveriş merkezimiz ve marinamızla birlikte baktığımızda örneğin akşam 9.30'dan itibaren şey yok. Deniz otobüsü seferi yok. Son derece konforlu, makul fiyatlı, çok hızlı servis yapılabiliyor. Talep olduğu zaman burada en büyük sıkıntı şurada oluyor. Devletin işletmeciliğinde belki kar zarar rakamları ve rasyoları biraz daha ikinci planda olabiliyor hizmet açısından. Bu gibi yerlerin özelleştirilmesini tabii ki hepimiz istiyoruz ama bunu İDO'da da yaşadık. Özelleştirmeyle birlikte de ilk başlarda bazı sorunlar yaşanabiliyor. Deniz taşımacılığını ve ulaşımını teşvik ederken bunun vatandaşa yansıyacak parasal kısmı çok önemli. Aksi takdirde teşvik sadece yatırımcı tarafında değil, müşteri tarafında da sağlayabilirsek koordinasyonu ve bütünlüğü sağlamış oluruz ama çok acil İstanbul için bu teknoparklar marinalar kadar önemlidir. Hatta daha önemlidir bana sorarsanız. Bir diğer tarafı da yine marinacılıkla birlikte İstanbul'un bütünü açısından ve ekonomisi açısından da kruvaziyer limanları çok önemlidir ki orada da bildiğim kadarıyla çok yakında yapılacak ihaleler var. Başta Galata Port ihalesiyle birlikte. Yine İstanbul baştan çok avantajlı bir bölge. Yani marinacılık, kruvaziyer turizmi ve bu teknoparkların ciddi bir koordinasyon içerisinde ve bütün saç ayaklarının da belirli bir merkezden koordine ederek yapılmasında fayda var. Bu hem yatırım maliyetleri açısından, hem yatırımların zamanlaması açısından, hem de geri dönüş hızları açısından hepimiz için faydalı olacaktır. Bunun işte bir koordinasyon biriminin olmasına ben şahsen meslek komitesi üyesi olarak bu programı izleyenler kanalıyla da duyurmak isterim. Çok ciddi ve iyi niyetli yatırımlar var son yıllarda. Başta Ulaştırma Bakanı olmak üzere ki Sayın Bakanımız da denizcilik içinden gelme birisi olduğu için bizim sorunlarımızı ve dertlerimizi çok daha hızlı algılayabiliyor. Ama bu koordinasyonun yani saç ayaklarının gerçekten hep birlikte yapılmasında siz de fayda katılıyor var. Musunuz tabii, Mehmet Bey? Aynen katılıyorum. Bizim bu teknoparkların bir de şehircilik açısından süliyete düzgünlük getirmesi açısından çok etkisi olacağı kanaatindeyim. Bakın şöyle bir örnek getirdim ben size. Şimdi şöyle bir tarabiyeyi düşünün efendim. Şöyle tutanlar evet. Çekiyoruz. Görebiliyor musunuz? Arkadaşlar mu onu yakından da çekecekler. Evet. Tabii. Şöyle bir tarabiyeyi düşünün. Tabii turizm açısından ve estetik açısından da İspark olarak hakikaten çok şeylere dikkat ediyoruz. Bu iki marinamız bir örnek olacaktır İstanbul için ve diğer 7 marinamızı da önümüzdeki yıl içinde inşallah açacağız halkımızın hizmetine. Şimdi marinacılık ne demek? Marinacılık dediğimde benim bir teknem var, ben geliyorum. Ne tür hizmetler alabiliyorum bir? Artık bir de marinacılık çok değişti, çok gelişti. Siz biraz evet. önce anlattınız. O kadar eğlence mekanları, barınma mekanları çok farklı bir yere doğru gidiyor. Evet. Daha sonrası için, ileriki yılları için bir öngörünüz var mı marinacılıkla ilgili? Ve unutmadan da şu çevre konusunu da değinelim. Evet. Deniz Temiz Derneği Turma Yapı için de bu çok önemlidir. Evet. Sintine, pis sunun alımı veya bu konulardaki kolaylıklar nedir? Sanıyorum denizin korunması için de çok önemli marinacılık. Evet, sizin de dediğiniz gibi marinacılıkta gittikçe modernleşmek de ve gelen müşteri taleplerine göre de ilave yatırımları beraberinde getirmektir. Daha eski dönemlere gittiğimiz zaman teknenin güvenlikle bağlanabildiği, elektrik su hizmetlerini alabildiği ve
tekneye giriş çıkışlarda belirli basic ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir marina modeli bizler için yeterliydi. Ama şimdi hem marinacılığın gelişmesi, hem marinalar arasındaki rekabetin artması, hem teknelerin teknolojisinin ve kullanım hızlarının artması, kullanıcı sayısının artması beraberinde yat sahiplerinin başka ihtiyaçlarını da sağlamamızı gerektiriyor. Örneğin kısa süreli barınma ihtiyaçları, teknesinin belirli ihtiyaçlarını bulunduğu bölge içerisinde çok hızlı ve seri bir şekilde sağlayabilmesi ve aynı zamanda teknesiyle birlikte geçireceği zaman öncesinde ve sonrasında da yeme, içme, barınma ve eğlenme mekanlarında iç içe olması tabii ki bu işi ayrıca da özendiriyor. Ve işin ticari boyutları açısından da çok daha süreli ve süreçli de bir konsepti karşımıza getiriyor. İşte biz de bu anlamda zaten Türkiye'nin ilk manası olan Ataköy Marina'da bu ihtiyaçların karşılığında hem çevresindeki otellerimizin çok daha fonksiyonel hale getirilmesi, hem yeme içme mekanlarının güvenli, huzurlu ve çağdaş hale getirilmesi, hem de rezidanslarla birlikte de hem yat ticaretiyle uğraşan firmalara hem de yat sahiplerine yeni yaşam alanları oluşturduk. Bunun da şu anda gördüğümüz zaman ne kadar doğru bir tercih olduğunu hem çevrenin güzelliği, çevre koruması güzelliği açısından, hem de bizim yatırımlarımızın biraz daha ticari boyutlarının genişlemesi açısından çok doğru bir seçim olduğunu gördük. Ve bu şekilde devam edecektir. Özellikle İstanbul marinacılığında. Çünkü İstanbul'da marinaların arkasında çok geniş alanlar ve nüfuslar vardır. Bütün ihtiyaçlarını o marina konseptinin içerisinde karşılayamadığı zaman yat sahipleri ciddi zaman kayıplarına ve maliyet kayıplarına neden olacaktır. Biz bütün ihtiyaçlarını marinaya girdiği anda o çevre içerisinde karşılayacak bir konsept yarattık. Bu yapı devam edeceği inancındayım. Ama İstanbul dışına çıktığımız zaman, daha Ege ve Akdeniz marinacılığına gittiğimiz zaman buralardaki belirli mevsimsel dönemlerin dışında daha ziyade bağlama, güvenli bağlama hizmeti alacaklar için oradaki altyapı yatırımlarına belki bu kadar ve ticaret yatırımlarına yatırım yapmaya gerek olmayabilir. Ege Akdeniz marinacılığı ve İstanbul marinacılığı arasında bir defa ticari büyüklüklük ve ticari konseptler arasında ciddi bir fark var. İstanbul bu açıdan tabii ki çok daha büyük marinalara ve içerisinde belirli konseptleri barındıran da hem mimari hem de teknik altyapısı belli olan yatırımlara ihtiyacı var. Ve bu gelişecektir. Çevrecilerin şöyle eleştirileri de var. Marinalar güzel hizmet veriyorlar ama çevreyi korumuyorlar, denizleri korumuyorlar. Evet. Teknelerin pis suyunu sintinesine bırakıp bırakmadığını kontrol etmiyorlar diye. Sizin sanıyorum bunu önleyici uygulamalarınız var ve bu konuda da girişimleriniz var. Şimdi bunu zaten siz yatırımınızı belirli resmi makamlardan belirli izinleri ve onayları alarak yapıyorsunuz. Bütün bunlar yasaların içerisinde ne şekilde yapılacağı, çevre temizliği, çevre korumasına nelerin yapılacağı çok ciddi anlamda ve tane tane her şey çok net olarak bellidir. Bunları yapmadığınız zaman zaten o marinaya işletme ruhsatı alamazsınız ve işletemezsiniz. Genellikle vatandaşlarımızda şöyle bir kaygı oluyor. Deniz yüzeyindeki bazı pislikleri dahi sanki o oranın bir ana kirliliğiymiş gibi görme ve algılama yanlışlığı var. Bizim kendi mesela marinamızın içerisinde tüm teknik altyapı olmasına rağmen özellikle belirli rüzgarlar ve dalgalarla birlikte gelen görünebilen çöpler oluyor. Bu göründüğü zaman tabii algılama olarak da marinanın da sanki kirli bir suya sahip olduğumuş gibi bir imaj doğabiliyor. Burada biraz algılama farkları olduğu kanaatindeyim. Bu denizlerdeki bu tür çöplerin ve artıkların temizlenmesi ayrı bir metodoloji. Ama suyun bütünü anlamıyla temiz bir su olması ve belirli canlıların yaşamasına olanak veren bir su içerisinde barındırılması daha teknik ve görünmeyen bir altyapı gerektiriyor. Bu altyapılar İstanbul'daki bütün marinalarda yapılmak zorunda. Zaten bunları yapmazsanız gerekli izinleri ve onayları vermiyorlar ki size. Dolayısıyla ben bir sorun olduğunu marinalar içerisinde inanmıyorum. Ayrıca deniz tersi olarak ki Turmapa'da bu konuda tabii ki çok öncü ve gayretli bir kuruluştur. Birlikte de iş birlikleri var. Son yıllarda bu bilincin de zaten arttığı kanaatindeyim. Ve bizim belirli periyotlarda bürokrasi kesimini yaptığımız toplantılarda en fazla üzerinde konulan, önlem alınan ve dikkat edilen hususlardan biridir. Türkiye'deki denizlerin temizliği, koruması. Yeterli midir şu anda? Değil. Ama bunu
Daha neler yapılmalı? Ben bunu yelkencilerin ve marinacılardan ziyade daha farklı kaynaklardan beslendiği kanaatindeyim. Çünkü bu her şeyden evvel bir bilinç, eğitim ve çünkü yelken yapan, marina yaşamına alışkın olan insanlar genellikle belli standartların üzerinde background'lara sahip kişilerdir. Ve bunların en hassas olduğu konulardan biridir. Bunu bir yaşam biçimi, hatta zaman zaman spor olarak yapan insanların bu konuda çok hassas olduğunu yakinen biliyoruz. Ben marinaların çevre kirliliği ve deniz kirliliği konusunda tam tersine kirleten değil, kirletilmesine önleyici tedbirleri alan ve bu konuda gerekli her türlü tedbirleri alan kuruluşlar olarak öngörüyorum. Çünkü komitenin içerisindeyim, deniz içerisinde de en fazla gündemimizdeki konulardan biri, hepimizin çok dikkat ettiği konulardan biri. Tabii bu arada da resmi makamlara da şöyle bir sorumluluk düşmektedir. Eğer bu anlamda gerçekten marinaların yaratabildiği sorunlar var ise biz her zaman denetlenebilen ve denetim altında olan kuruluşlarız. Her açıdan, mali açıdan, teknik açıdan, altyapı açısından bu denetimler ne kadar sıklaştırılırsa ve tedbirler olursa da bunun dışına çıkmaya çalışanlara da bir önlem alınmış olur. Ama denizlerin kirliliğini başka yerlerde de daha fazla aramak gerektiği kanaatim. O konumuz değil tabii şu anda oralara. Deniz Ticaret Odası'nın şöyle bir beklentisi vardı. Biz 26 bin bağlama kapasitesine sahibiz. Bizim hedefimiz 50 bin. Evet. Bu nasıl gerçekleşebilir? Neler gerekiyor? Nasıl bir destek gerekiyor? Bu konuda fikrinizi almak isterim. Şimdi bu sayılara ulaşmak için bir defa yatırımların izin süreçlerinin ve yapılabilirlik süreçlerinin kısaltılması gerekiyor. Her şeye rağmen son yıllarda hem Turizm Bakanlığı'nın, ki biz aynı zamanda Turizm Bakanlığı'nın özel bir projesiyiz Ataköy'de, hem Ulaştırma Bakanlığı'nın hem Çevre Bakanlığı'nın bu gibi konularda hızı artmış olmasına rağmen bence yeterli oranı değil. Biz burada zaman zaman bazı örnekleri, dünya örneklerini de Deniz Sağlığı Bünyesi'ndeki toplantılarda yasa yapıcılara ve yasa uygulayıcılara anlatıyoruz. Farklı modeller var ama bunun en basit modeli, bunları literatürde bazı isimler de veriyor ama bunları da burada konuşmak biraz teorik kalacaktır. Çok daha anlaşılabilir ve basit anlamında marina ve yeri geldi teknopark ve kruvazi ile ilgili yatırımları yapan kuruluşların tek bir merkezden bütün izinlerini tek bir muhatap olarak yapması lazım. Onun arkasındaki koordinasyonu o muhatap alınan resmi müessesinin sağlaması lazım. Yani biz halen bir yatırım yapmaya gittiğimiz zaman sayısız birimler içerisinden ve zaman zaman da birbirleriyle çatışan görüşler belirtilen müesseseler arasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Oysa marinacılık yatırımı dediğim gibi ucuz bir yatırım değil. Özellikle marinalar denize dolgu alanları üzerinde kurulduğu için bunun teknik analizlerinden sonra denize dolgu fiyatlarına baktığımız zaman ve denizin doldurulmasında kullanılan malzemelere baktığımız zaman 1,5-2 yıl, yerine göre 2,5 yıl süren yatırımlar ve bu süre içerisinde hiçbir gelir olmadan bu yatırımı finanse edebilmek, yatabilmek, yapabilmek ve bunun yanında da bu koordinasyonları sağlamak çok kolay bir iş değil. Ve zaman zaman da insana ya bu işe girmeseymiydik diye de bezdiren durumları oluyor tabii. Ama neticede tabii bir işe girdiğimiz zaman sonunu hamdolsun getirebiliyoruz. Türk girişimcisi de böyle bir biliyorsunuz dünyada ekonomik krizler şeyler olsa dahi gerçekten Türk insanı özellikle bireysel anlamda böyle çok ciddi bir zorlukları alt edebilme yapısı var. Şimdiye kadar birazcık da bu zorlukları böyle çok örgütlü değil, bireysel başarılarla yapmış bir ulusuz. O yüzden Deniz Ticaret Odası, TÜRMEPA, yerel yönetimler ve bakanlıkların gerçekten bu konuda çok ciddi koordinasyon içerisinde ve tek bir merkezde bu yatırımlarda bir muhatap yapılmasını ben şahsen çok arzularım. Son bir soru, çünkü süremiz doldu. En iyi tekne arkadaşımın teknesidir derler. Katılıyor musunuz buna? Zaman zaman katılıyorum. Sizin tekneyle bir haşır neşirliğiniz var mıdır? Hobi olarak yapar mısınız veya yapmak ister misiniz Mehmet Bey? Valla gönlümden hep geçirdim ama bugüne kadar olmadı. İnşallah bundan sonra denize de hizmet vermeye başladık. Tabii ki en iyi tekne arkadaşımın teknesi diyeceğim ben de. Birlikte tekneyle açılacağız. Bu yapı şeyden kaynaklı. Şeyden yalnız bu 20
26 bin mi dediniz siz tekne kapasitesine? Evet. Burada şunu söyleyebilirim. Biz evet şu anda 388 adet yatımızı, teknelerimizi bağlayacak bir tekne park yapıyoruz. 9 projemizden sonra Boğaz'da ben bu müjdeyi verebilirim değerli izleyicilerimize. 5000 ilave edebilirsiniz. Evet. Tamam, 2013 senesi sonu itibariyle diyebilirim. Artı 5000 yapacağız. Evet efendim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için, bizi bilgilendirdiğiniz için. Umarım başka programlarda da yine birlikte oluruz. Şimdi programımızın ikinci bölümünde su altına ve biraz daha derinlere dalacağız. Görüşmek üzere. Ramazan ayı boyunca sevdiklerinizle doya doya konuşun, konuştuğunuz kadarı bayramda hediyemiz olsun. Bol sohbetli Ramazanlar Türkiye. Takip sistemiyle yeni Ford Focus, şeritten çıkarsanız sizi uyarır ve gerekirse geri getirir. Gelecek geldi. Alf Hero, mikro ve biyolojik temizlik sağlar. Hero ile çile biter, temizlik başlar. Alf, innovative life. Duşta güne erkek gibi başla, gün boyu erkek gibi kok. Arkomen duş jeli, hanımefendiler kusura bakmasın, sadece erkekler için. Mesajları aldık. Sevilen kampanyalara yaz boyunca aynen devam dedik. 1. Sinema kampanyasını tam gaz devam ettiriyoruz. 2. Kahve dünyasında 2 dondurma yiyoruz, 1 ödüyoruz. 3. Lidl Caesar spam pizzaları yine indirimli götürüyoruz. Genç Türksel kafası, pasta avantaj kafası. Genç Türksel, senin benim bizim. İkinci bölümünde su altına yani derinlere dalacağız dedik ve konuklarımı hemen tanıtmak istiyorum. Yeni konuklarım Sayın Çağrı Türkkorur, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı ve Sayın Can Karabay, Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Derneği Başkanı. Çok ilginç bir dernek ve rekortmenler. Evet. Sizin bir dünya rekorunuz var. İki tane var hatta. İki tane mi var? İlkini 2009 yılında gerçekleştirdik.
120 saat olan, Guinness'te kayıtlı olan bir rekor vardı. Longest scuba dive olarak geçen en uzun süre scuba ile suyun altında yaşama. 2009'da biz ilk önce bu rekoru, 120 saatlik rekoru alıp 135 saat 2 dakika 19 saniyeye çıkarttık. Bu başarımızla da Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandık ki bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde su altı sporları branşından ilk defa bir kişinin Guinness Rekorlar kitabına girmesi oldu. 2010 yılını boş geçtik. Dedik ki birileri herhalde bizim rekorumuzu kırar. Böyle değil ya bu iş. Ama baktık ki 2011 yılında herhangi bir kimseden ses çıkmadı. Dedik ki kendi rakibimiz kendimiz olalım. En büyük rakibimize meydan okuyalım. Ve 192 saatlik 8 gün 8 gecelik bir yolculuğa başladık. Ve hiç çıkmadan tamamıyla suyun altında yaşama şartıyla. Tüp, yemek yemek, uyumak, spor yapmak. Egzersiz, her şey ama her şey suyun altında olmak üzere 192 saat boyunca suyun altında yaşadık. Neden? Toplam 20 metre kare. Sadece rekor kırmak için mi yoksa gerçekten çok hoşlanıyorsunuz herhalde? Yani şöyle söyleyeyim, bir şarkı var, dünyaya yeniden gelsem sevgilim arar yine seni bulurum diyor ya, ben yeniden dünyaya gelsem bu sefer kesin balık olurum. Zaten burcum balık, yükselenim balık. Yani suyun altında olmak bana annemin rahminde olmaktan daha güvenli geliyor. Söylediğimde kızıyor. Sakın kızma ama. Neden? Çünkü anne farkında olmadan bebeğine zarar verebilir, ağır kaldırabilir, ters yapabilir. Ama suyun altında size kimse zarar veremez. Orada siz ve su altı baş başasınız. Kurallara uyduğunuz sürece zarar görme şansınız yok diyebilirim. Dünyanın en riskli sporu. Ve suyun altında olmak bana muhteşem bir keyif veriyor. Ayrıca kırdığımız rekorla da kasapta, markette, manavda ücreti mukabili satılmayan bir ünvan oluyorsunuz. Dünya rekortmenliği. Ülkenizin adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırıyorsunuz. Sertifikaya yazdırıyorsunuz. Sertifikaya yazdırıyorsunuz. Bunların hepsi büyük başarılar. Bunları başarmış olmak herhalde bir insanın vatanı için yapabileceği en güzel şeylerden bir tanesi diyebiliriz. Değil mi? 29 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Bayramı'nda suyun altından çıkarak halkımızı selamladık. Ve 192 saat 19 dakika 19 saniye. Onun da mantığı şeydi. O, niye 19 saniye? Kurtuluş Savaşı'nı biliyorsunuz, Atatürk Samsun'a ayak basarak başlatmıştı. Şimdi Cumhuriyet Bayramı'nda sudan çıkıyoruz. Çok önemli bir gün bizim için. Dedik ki bunu da bir anlamlı bir saate koyalım. Yani 19 Mayıs 1919'u canlandıralım. O yüzden 19 dakika 19 saniye. Aynen. Çok güzel planlanmış ve çok güzel ayarlamışsınız. Kutluyorum sizi. Çok teşekkür ederim. 2011'de kırdığınız bu rekor için. Başka hedefleriniz var mı? 192 saat şu anki hedefimiz 2012 Guinness Rekorlar kitabı hazırlanıyor. Mart'tan beri içine konulacaklar alındı. Amacımız şimdi bizde bu işlerde kulis var biliyorsunuz. İkinci kez kitaba girmek istiyoruz ve bu sefer daha fazla yer bulmak istiyoruz. Çünkü Guinness Rekorlar kitabı dünya üzerinde her yıl 5000'e yakın rekoru yer alıyor. Bizim de bölümümüz burası. Su altı sporları olarak geçiyor. Şu anki bölümümüz burada ama amacımız daha fazla bir alana girip daha fazla bir yerde ülkemizin adını duyurabilmek. Ama rekor olarak sorarsanız üçü bir arada derler ya, hani kahve reklamlarında, biz de bunu düşünüyoruz. Bir hafta gölde, ertesi hafta denizde, ertesi hafta buz altında olmak üzere önümüzdeki yılda 3 haftada 3 rekor manşetiyle çıkıyoruz yola. Bunlar hazırlıkları yapıldı, tamamlandı. Şu an Guinness'te son noktalardayız. Bir bunu yapacağız. Ki bunu gerçekleştirebilirsek Allah izin verirse 4 rekor kırmış olacağız. Çünkü en kısa sürede en fazla rekor kıran ünvanını da alıyoruz. Bunu da yaparsak son bir tane kalıyor. Onun için de şu an Beylikdüzü 2010 yılından beri Beylikdüzü Belediyesi bir hazırlık içerisinde. Beylikdüzü sahilinde 2500 Türk dalıcısını aynı anda suya sokacağız. Ve dünyanın en uzun su altı insan zincirini kuracağız. 2,5 kilometrelik. Yani muhteşem bir görsel olacak. Bunun için Vali Bey'imizden, Sualtı Sporları Federasyon Başkanımızdan, federasyondaki pek çok eğitmen arkadaşımızdan ve başkan yardımcılarımızdan da destek alıyoruz. Hep beraber daha önce Endonezya Deniz Donanması'na ait olan 2400 kişilik rekoru biz Türk dalgıçları olarak, Türk sualtı sporcuları olarak gerçekleştireceğiz ve
bir Türk dünyaya bedeldir. 2500 liraya geldiğimi neler yapıyor? İşte o zaman orada görme şansımız çok olacak. Çok güzel, çok güzel düşünceleriniz var. Tam bir deniz sevdalısınız siz. Yani ve suyu sadece içmek için değil. Siz dediniz de çok güzel. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Ben hep bunu düzeltiyorum. Diyorum ki bizim ülkemizin altı tarafı denizlerle çevrili. Çünkü iki yarımadayız. İki yarımadanın da üçer tarafı dört denize ev sahip yapıyor. Bundan daha büyüğü olamaz. Evet, yani deniz sevdalısı ancak evet, böyle tarif edebilir değil mi? Yani ben şuraya geldiğimde dahi bahsettiğim size, keşke dedim tüpümle gelseydim de sudan çıkarak programa konuk olsaydım. Keşke, çok daha renkli olurdu. Gerçekten İnşallah öyle. Bir daha sefer. Evet, bir dünya rekortmeni yanımızda oturuyor. Olimpiyatlar devam ediyor baktığımızda Çağrı Bey. Üç tarafımız dedik. İç denizimiz var. Size göre altı tarafımız denizlerle çevrili. Bizim dünya rekortmenleriniz var mı su altı sporları konusunda? Sayıları yeterli mi? Su altı, öncelikle ben sevgili Cem'e başarıların devamını diliyorum. Bizler, kendisi de belirtti, gönülden kendisini destekliyoruz. Ancak kırdığı rekorlar bizim sportif branş içinde yer almadığı için resmi anlamda destekleyemiyoruz. Ama hiç azımsanmayacak başarılar, canı gönülden destekliyoruz. Hem çok gerek başkanımız, gerek bizler eğitmen arkadaşları, dostları olarak. Ve keyifle de takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Bizim sualtıyla ilgili bir kere bizim 12 tane branşımız var. Bunlardan 10 tanesi müsabakalı branş. Ancak hiçbiri olimpik değil. Dolayısıyla olimpiyatlara sporcu gönderen bir federasyon değiliz. Tabii olimpik olmadığımız zaman da hani belli kaynaklara daha zor ulaşabiliyoruz. Sponsorluklar o derecede azalıyor. Biraz gönül bağı olan kişiler ancak veya bireysel ilişkilerle sponsorluklar temin ediyoruz. Veya devlet bütçesinden belli yardımlar alabiliyoruz. Spor kulüplerinin sayısı tabii ki çok daha azalıyor. Bizim şu anda 185 civarında federasyonun çeşitli branşlarında aktivite gösteren spor kulüpleri var. Dernekler var. Sevgili Cem'in derneği de spor kulübü de bunlardan bir tanesi. Bizim yetkili dalış merkezlerimizden biri. Sorunuzun cevabı evet, bizim dünya şampiyonlarımız ve dünya rekoru kıran sporcularımız var. Örneğin sevgili Devrim Cenk Ulusoy baylarda ve sevgili Şahika Encümen bayanlarda su altı serbest dalış branşında dünya rekoru sahibi. Son yıllarda elde ettiğimiz en önemli başarılardan ikisi bunlar. Onun dışında diğer branşlarda da dünya şampiyonluklarımız, Avrupa şampiyonluklarımız var. Örneğin geçen sene Türkiye'de düzenlediğimiz bir su altı görüntüleme dünya şampiyonası vardı Bodrum'da. Orada bir dünya şampiyonluğumuz oldu. Bunlar tabii çok bireysel hedeflerle, bireysel gayretlerle oluyor. Sevgili Cem gibi işte bu branşta, bu alanlarda kendisine adayan insanlarla bu başarılar gelebiliyor. Yeterli mi derseniz tabii ki daha fazla olabilir. Altı tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin. Can Karabay'ın söylediği gibi altı tarafı. İşte hani 72 milyonluk bir ülkede daha fazla sayıda olabilir. Bu da biraz bizim hani küçük kalmış bir izleyici kitlesi diyeyim. Çünkü sesimizi duyurmak da çok kolay olmuyor. Biraz da insanlarımızda korku da var. Eğitime dayalı olarak. Belki denize daha barışık, daha sevdalı olursak daha fazla denizin korkutucu yönlerini değil de sevdiren yönlerini gösterebilirsek bu branşlara daha fazla ilgi de gösterilebilir. Peki hangi branşlar var sizde? Yani ilgilenenler duysun. Denizimizle barışık olan insan sayımızda sanıyorum artış eğer ilgileniyorlarsa biraz daha rakamı arttıralım. Tabii rakamı arttıralım. Kesinlikle. Çünkü eğer seversek koruruz. Bilirsek koruruz. Sevdiğimiz zaman bir de bilgili oluyoruz. Bu sefer deniz kazaları da minimuma inmiş oluyor. Tabii ki. Düşünün hala barajlarda, göletlerde, yaz aylarında ne kadar çok haber duyuyoruz. Yüzerken boğuldu diye. Karadeniz biraz hırçındır.
yüzme bilmeden giriliyor denize veya dalgaların da çok şiddetli olması nedeniyle bu tür kazalar çok yaşanıyor. Kaçınılmaz. Peki dalları öğrenelim. Hangi dallarımız var? Sualtı Sporları Federasyonu olarak bizim spor branşlarımızda herhangi birine gönül veren bir sevdalının önce yüzmeyi bilmesi gerekiyor. İyi derecede. O yüzme federasyonumuzun ilgi alanına giriyor. İkinci hani, aşama olarak ikinci size giriyor. Aşama, hani bir sonraki adım bizim branşlar. Tabii ki su altı sporları deyince ilk akla gelen donanımlı dalış, scuba. Belki halk arasında tüplü dalış da denilen branş. Su altı görüntüleme, su altında hedef vurma, navigasyon, su altında navigasyon, can kurtarma, paletli yüzme, su altı hokeyi, su altı ragbisi, serbest dalış, zıpkınla balık avı ve bunun dışında hani jet ski ve su kayağı da bizim branşlarımız arasında sayabileceğimiz 12 branş. Bunlardan can kurtarma ve donanımlı dalışta herhangi bir sportif yarışma yapılmıyor. Onlar tamamen eğitim amaçlı. Ama diğer 10 branşta Türkiye çapında kulüpler bünyesindeki sporcuların yarıştığı müsabakalar düzenleniyor. Peki ne kadar destek görüyorsunuz? Çünkü bakıldığında iyi yüzme bilen ve dalmak isteyen, diğer dallarda başarı görmek isteyen, hoşlanan, hobi olarak da yapmak isteyenler nasıl başvuracaklar? Öncelikle onu sorayım. Nasıl başvuracaklar size? Ve kulüplerde kaç kişi var gerçekten bu kulüplere üye, devamlı gidip gelen, kaç kişiyi kapsayan bir federasyon bu? 2011 yılı sayılarına bakacak olursak 185 kulüp var Türkiye çapında ve toplam 8300 sporcumuz var. Bunların aşağı yukarı 3'te 2'si erkek, 3'te 1'i bayan. Çok küçük bir oran bu. Donanımlı dalışa geçtiğimizde tabii orada biraz daha popülaritesi olduğu için daha fazla insan ilgileniyor. 200-250 bin gibi rakamlara ulaşabiliyoruz. Yetkili dalış merkezi sayımız 280. Spor kulübü 185 iken 280 gibi bir yetkili dalış merkezi noktası var. Ve can kurtaran merkezleri de 22 tane can kurtaran merkezi var Türkiye çapında ve bunların bugüne kadar yetiştirdiği can kurtaran sayısı da 25 bin dolayında. Yani tüm Türkiye'de şu anda bu mesleği yapmak istese havuzlarda ve su kenarlarında, denizlerde can kurtaranlık mesleğini yapabilecek 25 bin kişi var. Aslında iyi bir sayı değil mi? Birçok kazayı da önleyebilecek. Ülke geneline kıyaslandığınızda çok neredeyse hastalık. Sadece İstanbul'da o kadar sayıya ihtiyaç var. Yani bu kadar kalabalık, yoğun nüfusun olduğu ve en çok boğulmanın yaşandığı bir il. Tabii ki hani yetiştirmek ve onları istihdam etmek çok kolay değil. Çünkü can kurtaranlık yazın yapılan bir meslek. Dolayısıyla hani başka çözümler gerekiyor onu, onun için. Havuzların sayısının artması belki kışında bu havuzlarda çalışmayı bir de mevcut olmaları. Havuzlardaki düzenlemelerde can kurtaranın zorunlu olduğunu bilerek hareket etmek. Yani çoğu ilimizden bahsedelim en basit örnek. İstanbul'da kaç tane havuz var ve bu havuzların kaç tanesinde ehliyetli can kurtaran var. Olmak can, yani yüzme bilen ya da body antrenörü spor salonunda ben can kurtaralım direkten orada gezinebiliyor. Yani en basit örneği konuşuyoruz. Her havuzda en az bronz can kurtaran, hı hı. Her denize giren sahil bölgesinde gümüş can kurtaran ve açık denizde altın can kurtaran olması dereceleri zorunluluğu var. Yani. Bakın zorunluluğu var. Tavsiye değil bu. Zorunluluk. İçişleri Bakanlığı'nın yazmış olduğu bir genelgedir bu. Fakat baktığımız zaman çoğu uygulanmıyor. Ya da uygulayan yerlerde de yetersiz can kurtarandan dolayı eksik kalıyor. Şimdi federasyon çok güzel söylüyor burada arkadaşımız ne diyor? Biz diyor 25 bin kişi için ama bu 25 bin kişi İstanbul için bile yetersiz. Çünkü İstanbul'da sadece şu an baktığınız zaman 40 bine yakın can kurtaran doğrudan istihdam edilebilir. Ama gerekli olan merciler talep etmek şartıyla. Değil mi? Talep yine olması lazım. En önemli sohbetimize kısa bir ara verelim. Reklam diyelim ve sonra tekrar birlikte olacağız. Reklamlardan sonra devam ederiz.
Siz de Ramazan ayı boyunca sevdiklerinizle doya doya konuşun, konuştuğunuz kadarı bayramda hediyemiz olsun. Bol sohbetli Ramazanlar Türkiye. Kampanyalara yaz boyunca aynen devam dedik. 1. Sinema kampanyasını tam gaz devam ettiriyoruz. 2. Kahve dünyasında 2 dondurma yiyoruz, 1 ödüyoruz. 3. Lidl Caesar'dan pizzaları yine indirimli götürüyoruz. Genç Türksel kafası, pasta avantaj kafası. Genç Türksel, senin benim bizim. Ondan ilham aldık. Zarif. Daha ince hatlar. Ferahlatıcı iyon etkisi. Koku seçenekleri. Rüzgara şekil verdik. Yeniden. UFO. Somali'de her 4 dakikada bir çocuk yaşamını yitiriyor. Açlığa karşı duyarsız kalmayın. 1866'ya göndereceğiniz bir SMS ile 5 TL bağışlayabilir, Ümraniye Meydanı'nda bulunan Somali Sosyal Market'ten alışveriş yaparak nakit yardımda bulunabilir ve dünyanın her yerinden sosyalmarket.tc web sitesinden bir sepet doldurarak siz de bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz. Unutmayın, açlık ölümcül bir hastalık değildir. Haliç'teki Rami Koç Müzesi'nden gerçekleştirdiğimiz yayın sürüyor. Sohbetimize devam ediyoruz. Çağrı Bey, siz 10 bine yakın can kurtaran var aslında görevli İstanbul'da. Evet, bu işe en ciddi yatırım yapan illerden biri İstanbul. Hı-hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her sene 8-10 bin kadar can kurtaranı bünyesinde görevlendirip eğitimlerini almasını sağlıyor. Ancak bunlar tabii ki ruhsatlandırılmış izinli plajlarda ve havuzlarda görev yapıyorlar. Bunun dışındaki alanlarda biz maalesef boğulma vakaları yaşıyoruz. Buralarda da hani denetimlerin veya engellemelerin olması lazım. Örneğin Boğaz'da sahil şeridi boyunca hafta sonları gezdiğinizde pek çok insanın orada yüzdüğünü görüyorsunuz. Ama orası bir yüzme alanı değil, dolayısıyla can kurtaran yok. Herkesin başına can kurtaran vermek de mümkün vermek değil. Vermek de mümkün değil. Bu biraz daha eğitimle, belki biraz daha insanların kolay ulaşabileceği yüzme alanları yapılmasıyla olabilir. Son dönemde örneğin Anadolu yakasından örnek vermek gerekirse Caddebostan'da halk plajları açıldı ve oralarda can kurtaranlar hizmet veriyor. Ve herhangi bugüne kadar da bir boğulma vakası oralarda yaşanmadı. Yani denetimli, bilinçli yapılan yerlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Zaten kontrol yapabilecek birileri varsa, ki geçenlerde biz de Beylikdüzü'nde bir sahil festivali yaptık. Beylikdüzü birinci sahil festivali. Hı hı. Yüzme yarışları düzenlendi. Sağ olsun Kürşat Tüzmen beyefendiler de bizi yalnız bırakmadılar. Hı hı. Gerçekleştiren hiçbir yüzme yarışmasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Neden? Çünkü suda bizim beyek olarak yetiştirdiğimiz Beylikdüzü arama kurtarma ekibi bekledi. Demek ki biraz önce Çağrı Bey'in de söylediği gibi, eğer suda sizi koruyacak birileri bekliyorsa, hı hı, zaten zarar görme şansınız yok. Ama bugün Menekşe plajında da, eski tarihi Menekşe plajı, bugün hala hafta sonları hınca hınç insanın doldurduğu bir yerdir. Ve kimse yoktur. Küçükçekmece sahili
hala insanların denize girdiği bir yerdir. Maalesef orada da can kurtaran yoktur. İşte burada bütün görev aslında birazcık da bizlere düşüyor. Niye? Federasyon halka kadar çok fazla dinemiyor. Burada spor kulüplerinin ve derneklerin, sualtı spor kulüplerine görev düşüyor. Çünkü bizler burada federasyonun tanıtıcı temsilcisiyiz. Ne yapacağız? Burada halka gerekli olan bilgiyi aktarmak. İşte bu olayın istihdamı için ya da gerekli olan can kurtaran yetiştirilmesi için. Gerekli olan sualtı bilincinin su üstündeki sorunsuz gezinebilmenin bilgisini aktarmak bize düşüyor. Bunu biz yaptığımız sürece sıkıntı yaşanmıyor. Cem Bey, şunu çok merak ediyorum. Tabii ki. Denizle nasıl tanıştınız? Yani denizle tanıştınız. Ben de yüzüyorum ama dünya rekoru kıracağım demiyorum. Çok güzel bir hikayeniz var. Evet. Lütfen anlatır mısınız? Paylaşır mısınız bizimle? Yaşım 40. Ama bundan yaklaşık 36-34 yıl geriye gittiğimizde 1978 yılında Menekşe'de biraz önce bahsettiğimiz Haylak plajı vardı. Bir köprüden geçerek girilen plajdı. Suya girişi biraz yüksekte olduğu için taştan basamaklar yapılmıştı. Ve biz yaklaşık nereden baksanız her hafta sonu annem, babam, anneannem, dedem hep beraber plaja giderdik. Bir gün öncesinde hatta dayımla Sarayburnu'ndan midye çıkartırdı. Anneannem midye dolmaları yapardı. Böyle tam böyle teşekkürlü. Bir gün hep ben orada kumda oynuyorum. Bir gün merak ettim suya girmek için. Taşlara doğru geldim. Ayağım kaydı. Kaymasıyla birlikte cumbulup suyun dibine indim. Şimdi normalde yapmana gereken şey hop diye boğulur gibi hareketler yapıp kendinizi yukarı atmaktır. Benim yaptığım şey şu an böyle sanki o anı yaşıyorum. Aşağıda durdum suyun altında. Sesleri dinledim. Balıklara baktım. Onların çıkarttığı sesleri, yani daha doğrusu dalganın taşa vurarak çıkarttığı sesleri balıkların konuşma sesi olarak algıladım ve büyülendim. Böyle kaldım. Bir süre sonra nefesim, yani nefessiz kaldığımı hissettim. Sağa sola baktım, taşları gördüm, tırmandım. Kumsaldan anneme doğru koşarken, yani şurası kumsal, annemin arası koşuyorum. Hızlı bir şekilde koşuyorum ve bağırışım şu: anne, ben balıkların sesini duydum. Kadıncağız dedi, nasıl duydun dedi, ne duydun sen? Ben dedim balıkların sesini duydum, sen ne yaptın dedi, dedim suya düştüm ben. Dedi boğulurdum. Hayır dedim ya, ben dedim balıkların sesini duydum, balıklar dedim konuşuyor, gulu 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 yapıyorlar. O gün bugündür, bitti. Ne ondan söyledim balıklar şey size? Yani gemilerde çalıştım, su altında oldum, dalgıçlık yaptım. Yani su altı neredeyse ben orada oldum. Daha 95 yılına kadar ki hep serbest dalış yaparak geldik. 95'te arkadaşlar birazcık zorlayarak da scuba ile tanıştırdılar. Tanışma da o tanışma oldu zaten. 2003 yılında ilk brevimizi aldık. Sertifikalı olduk çünkü bu işi yapıyorsanız, hani araba kullanan herkes araba kullanabiliyor biliyorsunuz. Ama araba kullanmak için ehliyetiniz olması gerekiyor. Bizim hep dalıcı arkadaşlarımıza vurguladığımız şey bu. Yani dalışa gidiyorsanız breviniz, ehliyet, dalış kayıt defteri, ruhsat, bunlar yanınızda olacak. Nasıl karayollarında aracınız size ait olsa da ehliyetsiz, ruhsatsız araba kullanamıyorsanız dalışa da brevi ve dalış kayıt defteri olmadan gelmeyin diye özellikle belirtiyoruz. Biz de bunu yaptık işte. Yapış o yapış oldu. En son hatırladım 2009 yılında 3 yıldız eğitmen kursuna katıldım. Federasyon özel olduktan sonra ilk açtığı 3 yıldız eğitmen kursuydu. Kursu başaran, bitiren tek kişi oldum. Çok güzel bir olaydı benim için. Çok gurur vericiydi. Ondan sonrası devam. Hiç non stop. Arkasından işte bir kazam var arada geçirdiğim. Bir ölümden dönme kazası yaşadım. Dedim ya, bu suyun altında hiçbir şey olmuyor bana ama karada her şeyi yaşayabiliyoruz. O kazadan sonra daha güvendesiniz gerçekten. Hekim arkadaşlar dedi ki, sizin dediler dalış hayatınız bitti Cem Bey. Sene 2007. Dalış hayatınız bitti diyorlar. Nasıl olur yani, en ateşli olduğumuz zaman. Hep teşekkür ederim. 3 ay sonra ben dalışa başladım. Hem de profesyonel balık adam sağlık raporu alarak. Kulaklarım paramparça olmuş, elim yırtılmış, çenem dağılmış. Her taraf böyle bir anormalken ben kendimi toparladım. Tam tamına 2 sene sonrasında da dalış hayatı bitti diyen arkadaşlarım, hekim arkadaşlarım dünya rekortmeni diye alkışlıyorlardı. Benim için çok güzel bir azim çok örneğiydi, güzel bir başarı örneği. Örneğiydi. Çok çünkü güzel bir ben başarı. Şuna inanıyorum, bir insan bir şey yapmak isterse ona hiç kimsenin görmez. Ama bir insan bir şey yapmak istemezse onun bulacağı bahanelere kimse çözüm bulamaz. Yeter ki bir şey yapmak isteyelim. Onu yapmadım. Ve siz ihtiyaç duyduğunuzda federasyonun kapısını çaldınız ve oradaki eğitimleri aldınız. Federasyonun daha destek görmesi, bu tür azimli ve gerçekten de istekli insanları, daha çok sayıya bu tür insanlara ulaşması için ne tür engeller var önünüzde? Bir altyapı sorunlarınız da var sanıyorum. Mutlaka, mutlaka. Tabii ki işin günün sonunda ulaştığı yer maddiyat. Maddiyatta da biz şanslı federasyonlardan biriyiz. Hani kendi gelirlerimiz olan
Yoksa toplam bütçemiz içinde devletten aldığımız direkt pay %10'u geçmeyecek düzeyde. Belki bir %10 daha sponsorlardan geliyor. Geriye kalan bu bürovelerden ve eğitimlerden kendi kaynaklarımızı sağlayabiliyoruz. Özerklilikten bahsetti az önce. 2008 yılında federasyonlara özerklik yetkisi verildiğinde biz bu yetkiyi aldık ve kendi ayaklarımızın üzerinde, kendi yağımızda kavrulan bir federasyon haline geldik. Ancak toplam bütçe içinde 12 branşa tüm Türkiye çapında 7 bölgede, buna Doğu Anadolu'dan Ege bölgesine, yani Ardahan'dan Edirne'ye, her yerde bu faaliyetleri gösterebilmek lazım. Buna yeter mi diyorsanız tabii ki yetmiyor. Çok uzağında kalıyoruz. Biz sevgili Cem'in de söylediği gibi altyapıyı sağlıyoruz. Regülasyonu, kuralları sağlıyoruz. Ondan sonra biraz da hani ilk o suyu koyuyoruz, ondan sonra değirmenin kendi dönmesi lazım. Biraz orada spor kulüplerinin, belki daha büyük spor kulüplerinin, daha köklü spor kulüplerinin ya daha köklü kurumların bu işe biraz el atması lazım. Özellikle havuz sporlarında belli nitelikte havuzlara ihtiyacımız oluyor bu sporu yapmak için. Örneğin sualtı ragbisi için minimum 4 metre derinlikte havuzlara ihtiyaç var. Tüm Türkiye'de 5 ya da 6 tane var bu havuzlardan. Bu spor niye gelişmiyor? Anlaşılıyor. Yani altyapısı yok zaten. Havuzlarımız bile bu kapasiteye uygun değil. Bu sporlara uygun değil. Bunlar olduğu takdirde ben inanıyorum ki şu anda hani aile olarak düşündüğümüzde 500 bin kişilik bir aileye hitap ediyoruz aslında. Hani sayımız hiç azımsanacak bir sayı değil. Ama bunlardan pek çoğu tabii ki sportif olmayan, can kurtaran ve donanımlı dalıştan geliyor. Sporcu olarak baktığımızda az önce verdiğim 8500, 10.000 bile değil direkt aktif sporcu sayımız. Dolayısıyla bu sayıların artması için spor kulüplerimizin artması lazım. Ve o spor kulüplerine destek olan kurumların artması lazım. Yani doğru, ilk acil olarak yapılması işte gereken şeyler ne? Devlet nasıl destek vermeli ilk önce size? Bu tür sporların artması için altyapıyı mı geliştirmeli öncelikli, yoksa size maddi destek verip sizin yolunuzu mu açmalı? Sizin önceliğiniz nedir? Aslında devlet de bu konuda üstüne düşeni yaptığını söyleyebiliriz. Şöyle ki bir sponsorluk yasası çıkarttı ve bize sponsor olan bir kurumun bu sponsorluktan dolayı vergi muafiyeti doğuyor. Bu çok önemli bir adım. Devlet hani para veremese de para verenlerin yolunu açmış oldu. Bir dernekten farklı bir statüye getirdi amatör spor federasyonlarını. Onun dışında yaptığı havuz yatırımları elbette oluyor devletin. Bunlarda her türlü spora imkan sağlayacak belli kriterler getirilebilir. Metrajlarda olsun. Belediyeler keza bu tür havuz yatırımları yapıyor buralarda. Onlar kendi spor kulüpleri içinde bu branşları açabilir. Bizler antrenör yetiştirmek için federasyonumuz her sene antrenör kurslarımızı açıyoruz. İnsanlar mı başvurmuyor? Yani denizle barışık değiliz ya biz hala. Yani sırtımız hala denize dönük. Yani yüzümüz denize dönük değil. Ondan mı kaynaklanıyor acaba? Denizi mi sevdirmemiz lazım? Mutlaka talep olması gerekiyor öncelikle. Talep olacak ki antrenör ihtiyacı da olsun. Antrenör ihtiyacı olduğunda da biz cevap veriyoruz. Senede bir ya da iki kere 3 yıldız eğitmen kursu, örneğin scuba'dan örnek verirsek, açmamız yeterli oluyor. Halbuki bizim altyapımız daha fazla sayıda açmaya elverişli. İzleyicilerimiz lütfen başvursunlar, değil mi? Evet. Denizimizi hem severek hem de bu sporları yapma imkanları bulabilirler. Federasyon bunun için hazır. Onunla ilgili de ufak bir not vereyim. Federasyonun bir web sayfası var. tssf.gov.tr olarak. Oraya girerlerse kendilerine en yakın yetkili dalış merkezini bulabilirler. Yani illaki Türkiye'nin diğer bir ucundaysa İstanbul'a gelmeleri ya da başka bir yere gitmeye gerek yok. Türkiye'nin neredeyse tamamında sualtı spor kulüpleri var. Onlara en yakın olan yetkili dalış merkezine giderek eğitim alabilirler. Çünkü federasyona ulaşmanın yolu yetkili dalış merkezinden geçiyor. Doğru mu hocam? O yüzden de bunu yaparlarsa doğrudan doğruya bu işin ilmini ve bilmini öğrenmiş olurlar.
Onun için de tssf.gov.tr'ye girmeleri gerekiyor ki ilk buluşma noktamız orası olabilir. Şimdi küçük bir çevre sorusu. Deniz kirliliği farkındaysanız son bir 20-30 yıldır sanayileşmenin de yükselmesiyle birlikte arttı. Bu sizleri nasıl etkiliyor? Sanıyorum siz deniz temizliği de dip temizliği yapıyoruz. De yapıyorsunuz. Sizler de katılıyorsunuz. Evet, evet. Sizi nasıl etkiliyor? Olumsuz yönü nedir? Kısaca onu da sizden öğrenebilir miyim? Tabii iki türlü var. Bir sanayi atıkları, bir de katı atıklar. Maalesef katı atıklarda çevre bilincini hani çocuktan başlayarak anlatmak lazım. Bu dip temizliğinde biz katı atık temizliyoruz. Yani sevgili Cem de biliyor. Kentsel atıkları. Çok da etkili oluyor. İnsanlar çok etkileniyor. Özellikle yani çocuklar. Orada aklınıza gelebilecek her şey çıkabiliyor. Evet. Sandalyeden koltuğa kadar. Yani insanlar görmek istemediği her şeyi sanki hani halının altına süpürür gibi denize atmayı tercih ediyorlar. Bunlar da tabii denizde ciddi kirlilik yaratıyor. Onun dışında sanayi atığı veya evsel atıklar diyeceğimiz atıklar var. İstanbul o konuda son dönemde bir hayli yol kat eden şehirlerimizden biri. Tüm Türkiye çapında bu yönde ciddi bir bilinçlenme, iyileşme var. Ben İstanbul'da ilk kez dalışa başladığımda, yani dalışa 97'de başladım ama İstanbul'da ilk kez 2000 yılında daldığımda ayak ucumu görmüyordum suda. Yani diz altım bulanık bir şeye, biz tarhana çorbası kıvamında diyorduk suya. Evet, maalesef. Bugün o düzeyde değil. Biraz daha iyi. Bayağı güzeldi. Bölgesel sadece, düzelmeler de söz konusu. Bir de sadece suyun altına atıkları çıkartmaktan yana hani atılmış, pislenmiş bir şeyi temizlemek elbette güzel bir şey ama temizlemekten ziyade pisletilmesine engel olmak daha doğru diyoruz. Biz yaklaşık dernek olarak 17 tane ilkokulda, 9 tane lisede, 7 tane de üniversitede bununla ilgili seminerler verdik. Rakamları doğru telaffuz etmek için uğraştım. Amacımız su altının temiz tutulması için ne yapılır? Yoksa su altını temizlemek için biz bugüne 10 tane etkinlik yaptık. Kentsel atık çıkarttık. Sonuncu etkinlikte bir çuvaldan fazlası çıkmadı. Neden? Halk bilinçlendiği için. Çünkü bugün Beylikdüzü İstanbul'un en yüksek okumuş kitlesine sahip. Siz bunu insanlara ne kadar iyi anlatabilirsiniz? Çocuğu ne kadar iyi eğitebilirsiniz? Babası sigara hizmetini atacağı zaman biri baba atma diyor. Orada kaybolmuyor diyor. 3 ay orada kalıyor diyor. Şişeyi atacağı zaman atma diyor. Orada diyor 200 yıl kalıyor diyor. Çocuk bilinçlendiği zaman büyüğünü de etkiliyor. Ama eğer büyüğünde etki yoksa ne oluyor? Bir gün lokasyon çalışması yapıyoruz. Nereye temizleyeceğiz diye. Yaşlı bir amcamız martılara, balıklara ekmek attı. Bitti ekmek. Poşeti buruşturdu. Onu da attı. Döndü arkasına dedim ya amcacığım bekar mısın bir saniye? Ne yaptınız siz dedi. Ekmek attım dedi balıklara martılara işte. Nerede dedi. Bayat ekmek onlar dedi. Yok yok dedim. Onu dedim. Sonra ne yaptınız? Poşeti attım işte dedi. Dedim o dedim suda kalacak. Olur mu dedi ya. Deniz onu eritir dedi. Değil mi? Deniz götürür. Deniz onu kaldırır diye. Onun altını süpürür. Ya öyle bir şey yok. Yani bu tamamen bir mit. Hani evet. Denize ne atarsan at deniz onu temizler. Evet. Öyle bir şey yok. Yani ne atılır? Biz suyun altına indiğimizde sim karttan cep telefonuna o abur cuburların poşetlerinden tutun cam şişelere kadar her şey orada. Klozet kapaklarından, şey orada. Alışveriş sepetlerinden, şemsiyeye kadar. Bir evi gerçekten orada düzebilirsiniz. Düzebilirsiniz. Bir evi evet. Gerçekten orada hazır hale getirebilirsiniz. Hepsi çöp olarak atılmış oluyor. Ya, maalesef. Maalesef programımız sonuna geldi. Sohbetimiz şöyle hızla aktı. Çok renkli bir sohbet oldu. Siz federasyon olarak başvurular bekliyorsunuz. Söylemek istediğiniz evet. Sözleri, son sözlerinizi alalım ve sizden insanlarımızı denizi nasıl sevdireceğiz? Son cümleleri de Cem Bey'den sonra alacağız. Buyurun Çağrı Bey. Önce Cem'den başlayalım. Tamam Cem Bey siz başlayın. Tamam. Sıkıntı yok. Şu an dediğim gibi altı tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Ve ülkemizin kıymetini çok iyi bilmeyiz. Çünkü biz hem tarihi açıdan hem kültürel açıdan su altında çok büyük zenginlikleri eş sahipliği yapan bir ülkeyiz. Bizim yapmamız gereken tek şey sudan uzak durmamak. Su altını sevmek. Bunun için de kulüplere iş düşüyor. Ki benim rekorlarımın ana temel amacı da budur. İnsanlar suyun altında yemek yiyebilir, su içebilir, uyuyabilir. Hatta evlenebilir ki ben nikahımı sağ olsun Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun'un nezaretinde suyun altında kıydık. Federasyon Başkanımız ve şu anki Kilis Valisi Yusuf Odabaş, o dönemin Beylikdüzü Kaymakamı suyun altında nikah şahitliği yaptılar. Neden? İnsanlar suyun altını sevsin. Bak orada her şey yapılabiliyor. Bugün NASA trilyonlarca lira para ayırıyor. Nereye? Ay'da koloni kurup insanları yaşatabilir miyiz? Gerek yok arkadaşlar. Suyun altında
her türlü yaşamayı oluşturabiliriz. Ama denizlerimizi korumamız lazım. Atlantis'ten gelen adam değilim. Ama Atlantis diye bir yer kurursa ilk gönüllü ben giderim. Eşimi de alırım, o da dalış şeyleri. Hep beraber gideriz aşağıya doğru. Çok teşekkürler. Çağrı Bey, sizden son sözlerinizi alalım. Bizler de federasyon olarak mevcut yönetim 2004 yılından beri faaliyet gösteriyoruz ve göreve geldiğimizden bugüne kadar hep yaptığımız bu işi biraz daha fazla spor kulübüne aktarmak ve oradaki işin kolaylaştırmak, onların önünü açmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bununla birlikte tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. O günden bugüne kadar aldığımız yol var, ancak gidecek daha çok yol var. Bu da sizler gibi program yapımcıların sayesinde bizim sesimizi daha iyi duyurmamızla mümkün oluyor. Çünkü işin bir de tanıtım bacağı var, duyuru bacağı var. Sizlerle Cem gibi dostlarımızın artmasıyla biz bu branşlara, sualtı sporlarına olan ilginin artacağına ve daha güvenli bir şekilde halkımızın denizden daha iyi faydalanacağına inanıyoruz. Çok teşekkürler. Denizi sevdirmek adına, temiz denizler adına. Deniz bitti dememek için haftaya yine denize açılma vakti diyeceğiz. Biz haftaya aynı saatte, aynı gün yine deniz kıyısında olacağız. Görüşmek üzere.